Vodafone binasının içerisindeyim. Elimde 5G destekli bir telefon var. Yukarıda da bakın Vodafone TR 5G yazısı var. Şu anda bir Vodafone data center'ına bağlandı. 300, 1000, 1300, 1400'ü gördüm. 1500 megabit. Yani ben hava atıyordum bizim ofisimizdeki internet hızı 1 gigabit diye. Şu anda bir mobil internet üzerinden 1520 megabiti gördüm arkadaşlar. Esabil buraya taşınıyoruz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Her şey iletişimle başlıyor. Acaba iletişimin geleceği nasıl olacak? Bunu en samimi şekilde anlatabilecek muhteşem bir konuğum var. Şu anda Vodafone Türkiye ofisindeyiz. Engin Bey yanımızda. Engin Bey kahvelerimizi aldık. Bizi buraya misafir ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim öncelikle. Sizinle yan yana gelmek benim için ayrı bir keyif. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Paylaşımlarınız, ortaya koyduğunuz başarı zaten benim çok hoşuma gidiyor birey olarak da gerçekten çok mutluyum şu anda sizle birlikte olmaktan. Şimdi bir 5G kavramı var. 5G kavramını izleyicilerimiz çok merak ediyor. Yani 5G ile benim hayatımda ne değişecek? Önceden çok uçuk bir zaman aralığı varmış gibi geliyordu ama hesapladım. Bir yıl, bir buçuk yıl hatta bir buçuk yıldan bile az bir süre kaldı. Yani bu sefer heyecanım da arttı. Bunu bir konuşalım istiyorum. 5G gelince ne olacak? Bunu Vodafone Türkiye CEO'su olarak açıklayabilir misiniz? Öncelikle ben de çok teşekkür ederim ofisimize geldiğiniz için. Ben de sizi keyifle takip ediyorum. Hem yeni şeyler öğreniyorum, hem de paylaşımlarınızın içeriği ve paylaşma şekliniz de çok keyifli. Sağ olun. Ben de Bu teşekkür arada çok ediyorum. Çok özlemişiz burayı. Yani basın toplantısı için pandemi öncesine geliyorduk. Böyle değildi. Kim yaptıysa mükemmel olmuş ofis. Yani ofiste miyiz şu anda? Bizi izleyenler belki bir <laughs> kafede, restoranda galiba çekim yapıyorlarcık. Burası doğru. Vodafone Türkiye'nin ofisi. Doğru. Tüm e, ekip arkadaşlarımızı daha rahat bir ortamda evet. beraber hem beraber üretebilecekleri hem de kendi özel alanlarında olabileceği bir ofis e, dizayn ettik. Aslında hibrit çalışma modeline geçtik. Yani birlerimiz istedikleri zaman ofisten, istedikleri zaman uzaktan çalışıyorlar. Ama ofisimiz öyle cazip bir hale geldi ki bazı günler tamamen dolu oluyoruz öyle <laughs> diyebilirim. E, tabii sizin bahsettiğiniz gibi 5G teknolojisi evet. bizleri de çok heyecanlandırıyor. 5G teknolojisi aslında bugün dünyada 75'ten fazla ülkede canlıya alındı. Yani şu anda aslında dünyada 166 tane de ticari operatör bunu bir ürün olarak kullanıcılara evet, sunmaya başladı. Yurt çok yaklaştı yani. Diyelim ki burada 5G destekli SIM kartımız zaten var. Vodafone hattınızı aldınız, yurt dışına gittiniz, orada 5G ikonunu görebiliyorsunuz. Mesela ben açıkçası işte bu toplantılar için Londra olsun, Amerika olsun gittiğimde görüyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Doğru söylüyorsunuz. Vodafone'da zaten 5G alanında Avrupa'daki lider operatör. Biz İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya başta olmak üzere 12 ülkede 5G'yi kullanıcıların deneyimine sunmuş durumdayız. Ve Türkiye'de de söylediğiniz gibi umut ediyoruz ki takvim yakın olacak ve Türkiye'de de kullanıcılara sunabileceğiz. Peki neyi değiştiriyor aslında hayatımızda? Herhalde herkes en çok evet. bunu merak ediyor. Biz 3G'yi de... Beraber yaşadık. 4G ile beraber evet, yaşadık. Hep doğru. bahsediliyordu, merak ediliyordu. Şimdi 4G'ye geçerken en böyle öz, büyük özellik olarak görüntülü konuşma anlatılıyordu. Yani 4G ile beraber görüntülü konuşabileceğiz. Şimdi görüntülü konuşma aslında çok rutin normal şey ve oldu. rutin bir şey olarak evet. görüyoruz. 5G ise aslında sunduğu internet hızı ve güvenilirlikle yani güvenilirlik oh. ne demek? Kesintilerin ve gecikmelerin çok azalmasıyla eş zamanlı işler yapabilmeyi sağlıyor. Bu ne Bu da pek çok sektörü, sağlık sektöründen lojistiğe, endüstriye değiştirdiği gibi kullanıcıların eğlence alanındaki, oyun alanındaki deneyimlerini de değiştiriyor. Gecikme ne demek? Aslında siz çok yakından dünyayı da takip ediyorsunuz. Evet. Örneğin ben San Francisco'daki paylaşımlarınızı da görüyorum, Palo Alto'daki <laughs> paylaşımlarınızı da görüyorum. Sağ Orada e, Palo Alto'da yolda yürürken sürücü otomobil görebiliyorsunuz. Evet önümden geçiyor. Ee, Aman baktım içeride şoför yok. Dur telefonu çıkartayım, çekeyim, <laughs> paylaşayım. O paylaşımlarım yüz binlerce insan tarafına izlendi. Evet. Bunlar bizim ilgimizi çekiyor. Peki neden o mümkün oluyor? İşte orada aslında 5G teknolojisi çok önemli. Çünkü aracın içerisindeki sensörler bir kırmızı ışık gördüğünde hiçbir gecikme olmadan o milisaniyede o ışığı algılamalı ve durmalı. Bu gibi teknolojileri sağlayan da aslında 5G. Bir örnek vermek gerekirse aslında 5G ile beraber örneğin hastalar bulundukları yerden istedikleri doktora ve imkana Ulaşabilecekler. Bu nasıl olacak? Diyelim ki Türkiye'nin herhangi bir şehrindesiniz ve oradaki imkanlar kısıtlı ve e, belirli bir doktora ve belirli bir teknolojiyle ameliyat olmak istiyorsunuz. Uzaktan bu mümkün olabilecek. İstanbul'dan ki bir doktor örnek veriyorum Adıyaman'daki bir e, aleti kontrol edebilecek. Çünkü gecikme, gecik, eş zamanlı olarak yok. eliyle kontrol edebilme imkanını 5G teknolojisi sağlıyor. Sanayide de geçerli. Biz bunun aslında bazı örneklerini Türkiye'de kullanmaya başladık. Birkaç örnek vereyim isterseniz. Ya çok iyi olur. Bu arada bir sürprizimiz olacak sevgili dostlar. Videonun ilerleyen dakikalarında biz 5G testi yapabileceğiz. Nasıl yani diyeceksiniz. Hemen söyleyeyim. Şu anda Vodafone Türkiye ofisinde izinli bir şekilde, Regülasyonlar izinli bir şekilde test yapmamıza izin verildi. Ve biz 5G testini burada yapacağız. Haberiniz olsun. Bekleyin videonun ilerleyen dakikalarında. Teşekkürler. Evet. Şimdi mesela biz TOFAŞ'la beraber bir proje geliştirdik. Ee, Aa, Bursa'da. Bursa'da. TOFAŞ'ın akıllı fabrika örneğinde üretimdeki sensörler e, ve akıllı robotlardan gelen veriler e, bir tünelde milisaniyeler içerisinde bir veri merkezine toplanıyor ve üretimdeki verimlilik artıyor. Aslında fabrik alanı, 1 milyon metrekarelik fabrik alanı içerisindeki tüm insanların ve nesnelerin kontrolü eş zamanlı olarak 5G altyapısıyla sağlanmış oluyor. Şimdi verimlilik deyince, benim mezuniyetim Endüstri Mühendisliği ve stajım ben böyle fabrikalarda yaptım, yani 0.5 saniyelik bile bir verimlilik inanılmaz sonuçlara Doğru. sebep oluyor. Bu beni heyecanlandırdı. Bu arada geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı gerçekleştirdiniz. Bu basın toplantısında Vodafone yanımda uygulamasının evet. yeni bir özelliği geldi. Yani süper hep olma yolunda gidiyor zaten. Şimdi buradaki yenilik nedir? Yani çünkü bir e-ticaret özelliği de geldi artık. Hem de ben bekledim ki yani ne olacak işte bir Vodafone mağazasına gittim ne görüyordum? Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, işte aksesuarlar var, günlük ihtiyaçlarımız var ondan daha fazlası var. Bir baktınız var. ki domates, ya ne var? üzüm. Ben paylaşacaktık. <laughs> kıyafet her şey var değil mi? Ben paylaştığım story'i e, eşim Seda yazdı bana. Dedi ki "Orada dedi basketbol topu var. O basketbol topunu benim için çalabilir misin?" dedi. <laughs> Dedim "Çalmana gerek yok. Yakında internette satılacak." <laughs> Mesela şaşırdık. Anlatabilir misiniz bu projeyi? Tabii. Şimdi aslında şuradan başlayayım. Biz kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirket olacağız. Neden bunu söyledik? Çünkü bizim iki tane çok kuvvetli olduğumuz alan var. Birisi internet altyapısına sahip olan bir kurumuz. İnternet altyapısını geliştiren bir kurumuz. Bir diğeri de dijital kanallar. Dijital kanallar nedir? En önemlisi uygulama. E bu uygulama üzerinde de milyonlarca müşterimiz var. Bizim 26 milyon müşterimizin 15 milyonu Vodafone'un yanında uygulamasını kullanıyor. 14 milyonu her ay kullanıyor. 3 aylık kullanıma bakacak olursak yani 3 ayda bir kullanan kişisine bakacak olursak bu rakam 17 milyonlara kadar çıkıyor. Şimdi Engin bu... Bey siz böyle Vodafone ülkeleri bir araya geliyorsunuzdur. Ülke üreticileri evet. olarak. Siz bu rakamları masada paylaşınca onlar ne diyor? Ben <laughs> mesela Shift Elite'in istatistiklerini paylaşıyorum. İşte diyorum ki 13 milyon ziyaretçimiz var falan. Ne? 13 milyon. Bizim nüfusumuz o kadar değil. Şimdi Vodafone yanımdayı bu kadar kullanan kişiyi anlattığınızda Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu o kadar Söyle, değil. Türkiye'ye inanılmaz bir ilgi olabilir orada. Doğru masada. söylüyorsunuz. Çok ilgi oluyor. Bir de sadece kullanıcı sayısı değil, ziyaret sayısı da çok fazla. Evet. Yani bir kullanıcımız ayda ortalama 20 kez ziyaret edebiliyor uygulamayı. Tabii biz bunu dedik ki ya internet altyapısının sağlayıcısı biziz zaten. Ee, dijital kanallarımız da var her türlü yapay zeka gibi kişiselleştirilmiş teklifleri sağlayan teknolojilerimiz de var. Neden biz kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını bir uygulama üzerinden karşılamıyoruz? Buradan yola çıktık ve bu yolculukta pek çok servisi buradan sunmaya başladık. Örneğin sigorta hizmetlerine artık Vodafone yanında uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Örneğin ödeme hizmetlerine Vodafone yanında uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz. İki yıl önce aslında çok daha önce başlayan bir yolculuk ama iki yıl önce yeniden isimlendirdik ve Vodafone e, yanında uygulamasının içerisinde Fırsatlar Dünyası diye bir platformu canlıya aldık. Bu Vodafone müşterilerine bazı avantajlar sağlıyor. Yani Vodafone müşterisi veya belli paketleri kullanıyorsanız örnek veriyorum havalimanına transferde indirim veya havalimanında daha önce kullanma veya bazı restoranlarda kafelerde indirim alma bazı dijital servisleri indirimli kullanma gibi fırsatlar sunuyoruz. Bu Vodafone yanında içerisindeki fırsatlar dünyası platformu inanılmaz ilgi gördü. Ve biz bunu aslında şu anda Türkiye'de üretiyoruz. Bizim arka şirketimiz Oksijen ve diğer ülkelere ihraç etmeye başladık. Evet. Örneğin Vodafone Portekiz'in sadakat platformunu e, biz Türkiye'de yaptık. Türkiye'deki mühendisler yaptı. Türkiye'deki mühendisler yaptı. Dünyadaki tüm insanlık bunu kullanabiliyor. Çok yakın zamanda da Vodafone Almanya'nınkini yapacağız. Yani bu e-ticaret işi birdenbire gelişmedi. Uygulamanın büyümesi, kullanıcı sayısının artması... Diğer servisleri vermeye başlamamız, sonrasında sadakat platformu ve en sonunda da basın toplantısında paylaştığımız e-ticaret platformu her şey yanımda ortaya çıktı. Bizim amacımız müşterilerimiz için anlamlı olan dijital servisleri sahip olduğumuz altyapılarla birleştirerek müşterimize mükemmel bir deneyim sunmak. Her şey yanında da şu anda 500 binden fazla ürün var. Ee, tabii ki zaman içerisinde daha da gelişecek, daha da artacak. Bunun dışında bir diğer avantajımız da aslında Türkiye'nin her bir yanına yayılmış fiziki kanallarımız var. Fiziki kanallarımızı da buna entegre edeceğiz. O yani, kadar kıymetli ki. Yani evet. Amazon'un mesela e, gittiler marketi satın aldılar. Evet. Fiziksel bir temas noktamız olsun diye. Yani marketleri var artık. Oradan teslimatları yapıyor. Şimdi kaç tane Vodafone e, bayi var? Evet. Vodafone iletişim merkezi var. Şimdi ana bayi olarak baktığımızda bir nokta. Ama onun dışındakiler beraber sadece Vodafone ürün ve hizmetleri satan 3000 tane noktamız ya var. bu müthiş biz, bir şey. bu aslında Türkiye'nin her ilçesinde varız. Müthiş bir şey bu. Dolayısıyla evinde ürünü teslim almak istemeyen veya evde olmayan Gelmiyor veya kapısının ki. önüne bırakılması evet, istemeyenler. Evet kargo problemi var ülkede. Mağazadan alma şansına da yakında sahip olacak. Bu mükemmel. Bu da çok heyecanlandırdı evet. beni. Ya biz bazı şeyleri tabii deneyimleyerek gittik. Mesela her şey yanında uygulamasından önce süpermarket açtık. Süpermarket yanımda ismiyle. Süpermarket yanımda da İste Gelsin'le çalışıyoruz. Ee, yine İste Gelsin e hizmet verdiği illerde aslında kapınıza süpermarket hizmetlerini de teslim ediyoruz. Bu da aslında dünyada bir ilk 100.000'den fazla müşteriden e, sipariş almış durumdayız şimdiye kadar. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki sahip olduğumuz teknolojilerle, sahip olduğumuz dijital kanalları birleştirdiğimizde kullanan müşterilerimize iyi bir hizmet sunabiliriz. Bu arada hep müşterilerimiz diyorum ama sadece Vodafone müşterileri değil, tüm bu uygulamalarda Evet. Ve Vodafone yanımda uygulamasından da Vodafone müşterisi olsun olmasın herkes yararlanabiliyor. Doğru. Bu arada amaç odaklı bir şirketsiniz. Bunu konuşmak istiyorum. İsterseniz Tabii. bir hareket edelim diğer odaya doğru. Tamam. Birçok şirket amaç odaklı projelere odaklanıyor, şimdi bu konuyu ben sizden de duymak istedim çünkü milyonlarca müşterisi olan bir şirketin CEO'su yanımda olunca hani bu konuyu sizden başka konuşabileceğim daha önemli çok az kişi var. Ne Teşekkür diyorsunuz ederim. bu alanda? Şimdi tabii biz Vodafone grubu olarak yaptığımız her işin de toplumu dönüştürmeye katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz ve kendimizi de amaç odaklı şirket olarak tanımlıyoruz ve aslında sunduğumuz hizmetlere baktığınızda toplumun dönüşümüne direkt olarak katkıda bulunacak hizmetlerde sunduğumuz için kendimizi bu konuda gerçekten şanslı hissediyoruz. Biz amaç odaklı şirket dediğimizde üç tane ana konu var bizim için. Birincisi e, dijital toplum. Dijital toplum ne demek? Aslında bizim sunduğumuz hizmetlerle toplumu dijitalleştirmek, bu şekilde de hem ekonomiyi büyütmek hem de toplumun e, hayatını kolaylaştırmak. Burada nesnelerin interneti gibi, yapay zeka gibi, işte 5G hizmeti gibi hizmetler sunuyoruz. Örneğin Türkiye'de İTÜ'nün içerisinde bir e, Future Lab ismini verdiğimiz hı hı. bir alanımız var. Burada hem işletmelerin hem de kamu işletmelerinin hayatlarını kolaylaştıracak, verimliliklerini arttıracak e, projeleri e, sunuyoruz. Dijital tarım uygulamamızla köylülerin hayatlarını kolaylaştıracak, daha fazla para kazanmalarını sağlayacak teknolojileri e, sunuyoruz. İkincisi de kapsayıcılık. Kapsayıcılıktan da neyi kastediyoruz? toplumun geride kalan kesimlerine aslında teknolojilerimizi kullanarak ileriye götürmek. Geride kalan kesim dediğimizde dünyada aklımıza kimler geliyor? İşte kadınlar, evet. engelliler, evet. çocuklar. Onlar için de projeler üretiyoruz. Yani onların bir erişim problemi var. Bu erişim problemini ortadan kaldırmaya evet. çalışıyorsunuz. Sadece aslında erişimi değil, aynı zamanda toplumsal hayatta da öne çıkmalarını. Örneğin biz bugün Türkiye Vodafone Vakfı ile Dijital Benim İşim projesi e, isimli bir proje yürütüyoruz. Bu projedeki hedefimiz kadınların dijital okuryazarlığını arttırmak Hı. ve bu sayede onların ya iş hayatına katılımı evet. sağlamak ya da toplumdaki gelişmelerden habersiz kalmamalarını Hı. sağlamak. Dijital okuryazarlık eğitimi veriyoruz. Bir diğer projemiz mesela Yarını Kalıplayanlar projesi. Yine Türkiye Vodafone Vakfı ile yapıyoruz bunu. Burada da Türkiye'deki e, gençlerin kodlama eğitimi almasını Hı. sağlıyoruz. Bugüne kadar... E, ulaştığımız 2000'den fazla gence bu eğitimi vererek kodlamaya aşina almalarını sağladık. İkinci bir kere şey... karşılaşsalar yeter. Evet Mesela benim takipçilerimle konuşuyorum, görüşüyorum. Bu ortamın nasıl olduğuyla bir kere karşılaşsınlar. onun nasıl yapıldı yani bir kod yazıyorsun, hadi bakalım bunu RAM'ye çalıştır, çalıştırıyor. Bir bakıyor sonuç bu, tamam diyor ben bu işi yaparım. Evet. Yani bu ilham kaynağı olduğunuz anda. Hakikaten çok kıymetli bir Doğru iş yapıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. İkinci amaç da bu dediniz. İkincisi bu. Üçüncüsü de çevre. Tabii ki çevre hepimizin artık gündeminde. Vodafone grubunun da tüm dünyaya bir taahhüdü var. Diyor ki 2040 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı karbon emisyonunu ben sıfıra indireceğim evet. diyor dünyada. Biz de tabii ki Türkiye olarak buna evet. dahiliz. Ve burada biz şimdiden çok önemli adımları atmış evet. durumdayız. Bunlardan aslında en önemlilerinden birisi biz şu anda Türkiye'de tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan kullanan ilk ve tek operatörüz. Öyle mi? Bunu ben kaçırmışım, bu benim hatam. Teşekkürler. Sağ olun. Hatta bununla iletişimini de yapmaya başladık. Çünkü bunun herkesin gündeminde olmasını istiyoruz, tüm şirketlerin de gündeminde olmasını geçtiğimiz istiyoruz. geçtiğimiz yaz, yani çok çabuk unutuyoruz ama evet. o kadar orman yandı, İnsanlar artık bu alanlara çok daha dikkat ediyor. Milyonlarca müşterisi olan bir şirket olarak sizin bu karbon ile ilgili vizyon çok kıymetli. Teşekkürler. İki tane teknoloji merkezimizde güneş enerjisi santralleri kurduk. Üç, e, diğer üç teknoloji merkezimizde de önümüzdeki yıl içerisinde kuracağız. Ama şimdiden tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerjiden e, karşılıyoruz. Bunun dışında tabii diğer bir konu da atıkların değerlendirmesi konusu. Evet. İşte ikinci el cep telefonları, elektronik atıklar, şebek atıkları. Yani şebek atıkları demek bizim baz istasyonumuzdaki malzemelerden kaynaklanan atıklar. Onların tekrar kullanılması gibi. Burada da çok önemli adımlar attık ve hepsi artık bizim %100 dönüştürebilir, yeniden kullanabilir ürünler halinde. Dolayısıyla bu üç konuda yani dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre konusunda kendimizi yani bu işleri yaparken, teknoloji işi yaparken hayatı nasıl diye dönüştürürüz diye baktığımızda bu üç konuda da amaç odaklı şirket olarak çalışıyoruz. Engin Bey, Allah baş, başardın Zengin Bey. Kaleciliğim iyidir? Bu sefer ben de başarmayıp düşünüyorum. Allah! Yalnız ben yapamıyorum. Engin Bey burada Vodafone'un yerinde zaten Eyvah 2-2 oldu. Oh. Hadi biraz daha alıştım ben antrenman yaptım Engin Bey. Aa oh, süper. Bu arada gecikme yok. Yani ikimiz de yarışa biliyoruz ama yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu 5G sayesinde oluyor değil mi? Bu gecikmeyi engelleyebilmek. Aynen gözlük yokmuş gibi yani gerçek değmiş gibi. Eyvah 5-4. 6-4. <laughs> <laughs> Benim yakalamam lazım. 6-5 ya. yetişiyoruz. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Çok keyifliymiş. 15'te bitiriyoruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> 10, -10. 10 10. Çok çekişmeli gidiyor hakikaten. Bu arada gerçekten terledim. Aa! Ben de bayağı spor yapmış gibi oldum. Biraz daha derin ateş etmem lazım. Aa! Erken davrandım. İçiniz hakkı be. Yok, fark az olsun da ben ona da razıyım. Allah 14-14 oldu, baya geriden geldi. Gol. <laughs> Tebrik ediyorum. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan çıkmak istemiyorum. <laughs> yani şu anda bulunduğum yeri söyleyeyim ben. Ee, bir salondayım. Vodafone yazısını görüyorum, çok güzel bir tavan var ve gecikme sıfırdı yani. Karşılıklı oynayabilmek güzeldi. Hakikaten ben burada kalayım ama çıkartmak zorundayım. Gerçek dünyaya hoş geldik. Ya olamaz böyle bir his ya. Farklı bir dünyaya gittik, 5G teknolojisiyle. Ya evet ikimiz mesela biz bu oyunu o zaman şeyde de oynayabilirdik. Yani siz Amerika'da olabilirdiniz, ben başka bir yerde olabilirdim. Şöyle, işte bize aslında bunu bir örneğini yaptık. bir piyano, ee, muhteşem kulak Bager'le evet. ünlü sanatçımız Haluk Levent'i bir araya getirdik. Aslında birisi Türkiye'nin bir ucunda, birisi İstanbul'da 1400 kilometre mesafe var. Aynı piyanonun tuşlarını çaldı, beraber müzik yaptılar. Yani siz Amerika'dayken beraber mesela Bu ben oyunu masa tenisi evet. oynayabiliriz. Ya çok heyecanlı ve buna bir yıl kaldı, bir buçuk yıl kaldı ümit ediyoruz. İnşallah. Bir buçuk yıl olduğunu ümit ediyoruz. İnşallah. Bir önce gelmesi sabırsızlanıyoruz. Umarım bir buçuk yıldan daha da kısadır. Engin Bey gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi burada evet. ağırladınız. Teknoloji hakkında konuştuk. Milyonlarca müşterisi olan dev bir şirketin CEO'su olarak siz evet. e, çok samimi açıklamalar yaptınız. Ben de buradan bizi izleyen kişilerden bir talebim olacak. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir de yorumlarınızı aşağıda yazın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bu sohbetin devamı gelsin derseniz de lütfen aşağı yazın. Çok teşekkürler Engin Bey. Ben teşekkür ederim.